Yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şu camı kapatacağım çünkü serin hava. Elimde de çayla biraz zor oldu ama kapattım. Kahvaltımı yaptım, keyif çayına geçtim. Bu arada ustalarımız geldi tesisat için. Bütün dolapları falan söktüler. Klozeti, dolapları, her şey söküldü şu anda. Yeni klozetlerin gelmesini bekliyoruz. Ustanın bir 5 dakikalık bir işi varmış. O oraya gitti. Yeni klozetler gelsin diye bekliyoruz. Bu arada şansıma mı diyeyim, şanssızlığıma mı diyeyim? Bugün kar yağmasına kaç puan? Neyse ki bizim dışarıyla işimiz yok. Bizim işimiz içeride olduğu için kar bize sıkıntı değil. Yağabilir. Sıkıntı yok. Bizim işimiz içeride. Bereket inşallah bu da. Şimdi usta bir yere kadar gitti. Klozeti bekliyoruz. Çırak var içeride. Ben size şöyle sessiz, sedasız işlerin son durumunu anlatacağım. Bulaşığımız burada böylece kaldı. Çünkü sular kesik. Suları kapattılar. Şimdi ben size bu tarafı çekeceğim. Bu arada saat 1'e geliyor. Halam aradı. Beni sağlık ocağına götür. İlaç yazdıracağım diye. Ben bir çıktım. Ustalara dedim ki yarım saate kadar geliyorum. Saat 1 oldu. Ben anca eve girdim. Yani 10-15 dakika oldu eve gelelim. Hemen öğle yemeği içine koyuldum. Vallahi en pratiğinden kıyma sote yapacağım dedim. Sordum hani yemediğiniz, sevmediğiniz bir şey varsa yapmayın diye. Yok, yemek seçmiyoruz dediler. Şimdi onlar çalışıyorlar, klozeti takıyorlar. Bu arada ben gelene kadar eski tuvalet kırılmış yerdeki olan. Şimdi klozet takılıyor. Ben de hemen çay demledim. Kıyma sote yapıyorum. Böyle çay kahvaltısı gibi hazırlayacağım. Ancak en hızlı bu olur dedim. Yemek yapmaya kalksam 2-3'ü buluruz. Ben istedim hızlıca bunu yapayım. Şimdi bu biraz buharıyla pişebilirsin.
Çalışmalar sonsuz devam ediyor böyle. Onlar banyoda çalışıyorlar. Böyle ara ara çıkıp bakıp geliyorum. Çay içtim. Yine ben Jet Society'yi izlemeye devam. Son durum böyle. Bu arada saat 4'ü 10 geçiyor. Yani böyle akşam ettik bugün. Ustaları biraz önce yolladım. Durum güncellemesi yapalım mı? Tam olarak böyle bir toz içerisinde her yer. Kapıları örttüm, bütün kapıları. Ama asıl yarın önemli, bugün değil. Şöyle buraya beton attılar. Bu donacak yarına kadar. Asıl iş yarın. Burası böyle. Banyoya geçecek olursak şimdi buraları süpürüp sileceğim. Yani bu tozla duramayız. Mecbur sileceğim. Çok fena. Buradan lavabo iptal oldu. Bura kapanacak. Fayansın altında kalacak. Burada klozet olacak. Yine duş aynı yerde. Buraya da lavabonun tesisatı geçti. Ayrıca şurada çirkin bir vanamız vardı. Çok çirkin orası. Vana bu tarafa geçti. Fayansla da üzeri kapatılıp normal bir hal alacak inşallah. Yani şu an durumlar böyle ama ben açlıktan ölmek üzereyim. Sanırım açlıktan ölebilirim. Kahvaltıyla, doğru düzgün kahvaltı da yapmadım da. Kahvaltıyla duruyorum. Bütün halıları falan topladım bu arada. Kapılar böyle örttüm. Halılar toplu. Kızların odası falan kapattım. Burada bulaşıklar bizi bekliyor. Sabahtan beri sular yok. Sular tamamen kapalıydı. Az önce açtılar. Hemen kendime çay demledim. Onların işi baktım bitmek üzere. Şöyle öğlenden kalma kıyma sotemiz var. Hemen onu da ısıtacağım. Önce karnımı doyuracağım. Sonra şurayı bir hallederim. Sonrasında da artık yerleri süpürüp sileceğim. Bu arada kuzenimi arayacağım. Demiştim ya dün şunlar çıkacak diye. Onları çıkarması için soracağım gelecek mi? Terliklerin haline. Bunları makineye atacağım hep. Makinalı çamaşırım vardı. Sabah çalıştırmıştım. Onları asacağım. Şunlar da klozetin parçalarıymış. Oy oy oy. İşler çok. Tabii ben bunu düşünemedim. Su olmadan makine nasıl yıkıyor acaba? Yıkamamış, beklemeye geçmiş. Sular kapalıydı. Gideyim önce bir karnımı doyurayım da. Sonrasında Allah büyük. Ay, girip çıkıp bakıyorum, sonu güzel olacak. Güzel olacak, güzel. Önce bir yemek yiyelim.
Ustalar çalıştı, benim eller kabardı. Bu kadarcık şeyle el mi kabarırmış ya? Bu neydi? Şöyle bir yorgunluk kahvesini hak ettim. Ne diyorsunuz? Güzel bir kahve yapacağım. İşler bitti mi? Tabii ki bitmedi. Buranın perdesini sökeceğim. Kilerden merdiveni getireceğim. Ona üşeniyorum kilere çıkmaya. Oranın önünü görmeniz lazım. Kırılan molozlar var. Klozetler orada. Çıkan klozet orada. Bütün kalabalık kapının önünde. Şu an kapımın önünü görmemeniz lazım. Rezillik diz boyu. Ama öncesinde şöyle güzel bir kahve içeyim. Sonra gidip oradan merdiveni getireyim. Şu perdeyi indireyim. Mutfağın masasını salona geçireceğim. Ayhan gelince onu tek başıma yapamam. Buzdolabı çıkacak. Bu arada evleri süpürdüm, sildim, toz aldım. Şimdi diyeceksiniz yarın zaten batacak. Niye sildin? Her yer toz, rahat edemiyorum. Tozların içinde yürüyorum. Yani bildiğiniz sokakta yürüyor gibi hiç rahat edemiyorum. Dedim en azından bir kabasını alayım. O kaba tozu gitsin. Rahat rahat dolaşayım. Yani öyle detaylı silmedim. Sadece öyle bir kabası gitti. İyi oldu, içim rahat etti. Bir de toz aldım. Mis. Bu arada kuzenimi aradım, halamın oğlunu. Demiştim ya dün gelmedi, herhalde gelmeyecek diye. Biraz önce aradım, dedim ki abi geliyor mu? Yarın fayanslar kırılacak. Yeni eve girdim dedi. Bir saat, 1,5 saate kadar gelirim dedi. Hiç önemli değil dedim. 2 saat de olabilir. Gel, ne zaman gelirsen gel. O gelecek. Bu dolapların önleri çıkacak. Buzdolabı çıkacak. Bulaşığı elimde yıkadım. Sabahtan beri onun için beklettim. Makineye de dizebilirdim ama beklettim. Belki dedim makineyi söker bugün çıkarırız. Bugün çıkarmazsak da sabah mecbur çıkaracağız. Bulaşık makinesi sökülecek. Buzdolabı çıkacak. Buzdolabının inşallah şu kapıdan geçer diye umut ediyorum. Geçerse direkt kızların odaya geçireceğim onu. Mecbur tekrar fişe takmam gerekiyor. Araya çıkaramam. Arada kırılacak derken şimdi Instagram'da paylaştım. O hani size de çektiğim var ya, küçük tuvaletteki o kumlu halini. Allah, mesajlar yağdı. Gülmekten öldüm. Öyle güzel yani mesajlar geldi ki. Bir de takipçim yazmış ki sen alış şey ustalar senin eve çalışıyor. İşte sen alışmışsın inşaat işlerine. Temizlik yapmak için mazeret mi arıyorsun? Neler neler, gülmekten öldüm oradaki yorumlara. Bu arada arkadaşlar şöyle bir düşündüm de hani çokça şey denmiş. Ay, ev berbat, nasıl çıkacaksın işin içinden? Ne olmuş o eve? Ne yapıyorsun yine falan diye yazanlar var. Onlar okurken şöyle düşündüm. Benim hiç gözümde büyümüyor, biliyor musunuz? Mesela o kadar toz, toprak, her şey var. Ben akşama kadar düşündüm, bir an önce çıksalar da şuraları süpürüp silsem. Tek düşündüğüm buydu. Aman nasıl toz oldu, ne oldu hiç düşünmedim. Tek gücüme giden ne biliyor musunuz? Yani tek beni zorlayan kısmı, bir tek orada birazcık düşünüyorum. Şu araları nasıl sileceğim diye, şu alçıların arasını. O kalkan toz tabii her tarafa yerleşti. Kapıları ne kadar örtersen ört. Mutfağa girdim çıktım, salona girdim çıktım. Beni böyle bir detaylı temizlik bekliyor ki öyle böyle değil. Şu alçıların aralarına kadar sileceğim. Hep şuraları süpürüp sileceğim. İnşaat işi bittik sonra tabii ki. Ama diyorum ya, herhalde ben inşaat yaptırma hastalığına yakalandım. Yani sürekli inşaat yapılsın, ben temizleyeyim ama sonraki güzellik çok hoşuma gidiyor. Çoğunluk şey yazmış. Sonunu düşün, mutlu ol diye. Ben şimdi de mutluyum dedim. Yo, benim için sıkıntı yok. Ben şimdi de mutluyum. Diyorum ya, gözümde büyümüyor arkadaşlar. Ay, ben burayı nasıl temizleyeceğim? Bunun altından nasıl kalkacağım? Hiç öyle düşünmüyorum. Bir an önce bitse de temizlesem. Bir an önce sonucu görsek. Ben hep bu mantıktayım. Bugün halamı dedim ya, sağlık ocağına götürdüm, ilaç yazdırdım diye. Sonra markete çıktık, market alışverişini yaptık. Onu eve bırakacağım. Arabadan poşetleri şöyle üçer dörder aldım. Asansöre götürdüm. O sanıyormuş ki bir tur daha gidip geleceğim. Ben hepsini topladım poşetlerin. Ekmeği o aldı sadece. Şimdi kapının orada bekliyor, bina kapısında. Hadi sen diyorum, neyi bekliyorsun? Diyor başka poşet yok mu arabada? Yok dedim, hepsini aldım geldim. İşte gençlik, yaşlandı, göreyim seni böyle geçirebiliyor mu diyor. Onca poşeti diyor bir seferde mi geçirdin? Evet dedim, bir seferde geçirdim. Yaşlanınca görürüm seni diyor. Yani galiba biraz da gençliğin verdiği etki bu, bilmiyorum. Diyorum ya, gerçekten benim gözümde büyümüyor inşaat işi. Yani sonucu düşünüyorum, çok güzel olacak. Yani bugün de hiç sıkıntısız geçti, şükürler olsun, ama bugün zaten sıkıntı olmayacağını tahmin ediyordum. Su tesisatçımız yıllardır
bizim su tesisatçımız. Yıllardır tanıyoruz. Onunla sıkıntı yaşamayacağımızı zaten biliyordum ben. Yaklaşık 10-12 yıldır falan onunla çalışıyoruz. Bir önceki evimizin de su tesisatını yenilemişti. Kardeşimin tesisat işi olunca o bakıyor, annemlerin o bakıyor. Bizim çevrede arkadaşlarımızdan işte tesisat işi olanlara tavsiye ediyoruz. Diyorum ki kimseyle sorun olmadığı için gönül rahatlığıyla bugün hiçbir sorun olmayacağını biliyordum. İnşallah yarın da böyle geçer. Dua ediyorum Allah'ım ne olur. Yarın da sıkıntısız, sakin, sessiz bir kırım döküm işi olsun. Kırım işi yarın, asıl iş yarın. Yani bugün o kadarcık yerden nasıl toz çıktı? Yarın ne yapacağız bilmiyorum. Yarın işimiz daha zor. Bir de yemek işi var. Onu da düşünüyorum. Ne yemek yapsam? Aklımdan diyorum ki önce mutfağı kırmaktan başlasalar da onlar mutfağı kırıp çıksa ben öğle yemeğini mi yapsam sonra? Onu ustalarla konuşacağım. Hani hemen kırılır çıkarsa önce diyeceğim mutfağı kırın. Siz arayı falan kırarken ben yemeği yapayım. Yok uzun süre derseniz siz banyoyu o araları falan kırarken ben burada yemeği yapayım. Yemekten sonra mutfağa geçin diye konuşacağım. Bir tek yani kafama takılan şeyler bunlar yani. Diyorum hiç gözümde büyümüyor. Sadece işte yemek işini nasıl ayarlarım? Ne yemek yapsam? Nasıl etsem? Benim bütün sıkıntı bunlar çok şükür. Kahvemi yaptım. Biraz fazla doldurdum. Her zamanki gibi. Şaşırmamışsınızdır. Şimdi de kahvemi alıp salona geçeceğim. Şöyle güzel bir yorgunluk kahvesi içeceğim. Sonrasında da artık perdeyi sökerim. Dresuar sökülecek. İşte kuzenim geldiğinde onda büyük ihtimalle matkap olacak bunları sökmek için. Aradaki dresuarı söktüreceğim. Şu masanın ayaklarını söktürürüm. Bu masayı salona kurduracağım ki yemeği orada yesinler. Bulaşık makinesiyle buzdolabında artık bugün mü çıkarırız, yarın mı onu hiç bilmiyorum. Şimdi ben kahvemi alıp yavaş yavaş köşeme çekiliyorum. Gelelim dersimizin konusuna. Dolapların altlarını çıkardı. Kuzenim geldi az önce. Onları çıkardı. Şimdi bunların altındaki tozu ne siz sorun ne de ben anlatayım. Çok fena. Aslında bulaşık makinesine çıkarsam şöyle bir tur şuradan girip şuradan çıksam olur. Bakacağım ne yapacağız buna. Buralar temizlenecek. Bir tur da oraları sileceğim. Mecburen. O tozla duramayacağımıza göre. Perdeyi çıkardım bu arada. Ustalar sabah 8.30'da geliriz demişler. Erkenden kalkmam gerekecek. Bu arada dresuarı da çıkardık. Ayhan çuval getirdi. Kapıdan çuvalları bıraktığıyla geri döndü. Yolcu saradı. O işe gitti tekrar. Dresuar çıktı. Bu da kırılan molozlar için boş çuvallar. Bir tek şimdi Ayhan gelince şu masayı söktürüp salona geçireceğim. Kapıdan sığmayacağı için mecbur sökeceğiz. Bunu geçireceğiz sandalyelerle birlikte. Ben şimdi şunların altlarını bir tur sileceğim. Sonrasında artık bugünlük bu kadar. Sabah kar vardı ama şu an hava gayet başarılı. Mis gibi. Gideyim bir tur daha su yapayım da oraları da sileyim. Artık paydos yapayım ben de. Temizlik operasyonu tamam. Bulaşık makinesini çıkarmadım ama bu taraftan arkaya kadar uzanıp böyle baştan sona hepsini sildim. Diyeceksiniz yarın yine toz olacak. Neydi bu? Olsun. Onlar toz etsinler ben silerim. Hiç sıkıntı değil. Ama içim rahat en azından. Saati 10 yaptık. 9.30'dan sabah 9.30'dan akşam 10'a kadar full mesai çalıştım. Şimdi masanın üstünü falan boşalttım. Ayhan gelmeye hazır. Hemen masanın içini de boşalttım. Bizim masanın içinde şu ortayı açtığım zaman bakın şuradan ortadan açtığım zaman içinde bölme var. Gizli bölme. Orada benim kullanmadığım mutfak kaşıkları falan işte o servis kaşıkları falan vardı. Pasta malzemeleri vardı. Pasta yapım malzemeleri. Onları çıkarttım. Orayı da boşalttım. Ayhan gelince bu masayı söküp sadece salona geçireceğiz.
Ve artık bugünün mesaisini bitiriyorum. Son çayımı doldurdum. Artık dinlenmeye geçiyorum. Sabah 8.30'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünlük artık benden bu kadar arkadaşlar. Bence bu mesai yeter bugünlük. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Siz de benimle yoruldunuz bugün değil mi? Ora bir bura derken. Bugünü bitirdik. Darısı yarın inşallah. Yarın hayırlı haberlerle burada olurum inşallah. Bugünlük benden bu kadar. Çamaşır makinesi uçuşa geçti. Sıkmaya geçti. Şimdi çamaşır da çıksın. Daha bir de çamaşır asacağım. Mesai biter mi? Bitmesin. Çamaşır asılacak daha. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım keyifle beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.